Sulu boyanın tanımı ve tarihçesi. Sulu boya zamklı su, toz boya karışımı bir resim malzemesi türüdür. Bu malzeme çok eski dönemlerden bu yana kullanılmakla beraber adına ilk kez İtalyanca'da aquarella olarak rastlanmaktadır. Bunun sözcük anlamı suda erimiş boyadır. Fransızlar da aquarel olarak kullanmışlardır. Sulu boya piyasada tabletler, tüp ve likit halde bulunmaktadır. Sulu boya fırçalarının samur olanı tercih edilmektedir. Fırçanın suda ıslatıldığı zaman ucunun toplanması ve sivri kalması aranılan en önemli özelliktir. Sulu boya geniş anlamda bağlayıcı olarak suda eriyebilen bitkisel kökenli zamk ve pigment karışımlarından elde edilen boya türüne verilen isimdir. Gerçek sulu boyanın guajdan farkı, açık renklerin beyaz boya katmak yerine suyla inceltilerek tonların elde edilmesidir. Bu malzemede zamk, boyayı kağıda yapıştırır. Boyada yağ karışımı bulunmadığı için kimyasal yönden bozulmadan sonuna denk renklilik niteliğini yitirmeden kalıcılığını sağlar. Sulu boyanın tarihçesi. Dünya tarihinde izlerini yakalayabildiğimiz ilk insanlar taş, ağaç ve duvar gibi çeşitli yüzeyler resimler yapmışlardır. Önceleri kuvvetli kenar çizgileriyle yapılan resimlerin sonradan iç kısımları basit bir şekilde renklerle doldurulmaya başlanmıştır. Renkli boya olarak doğadaki renkli toprakları ve bitki öz sularını su ile karıştırdıktan sonra içlerine yapıştırıcı maddeler ekleyerek kullanmışlardır. Bu tip boyaların freskolara öncülük ettiği de bilinmektedir. Sulu boya karışımı bu resimler, sulu boya resim sanatı zincirinin ilk başlangıç halkaları olarak tarih öncesi insanlıkla birlikte çok eski dönemlerin ilginç örnekleridir. Bugün yapılmışçasına kararında ve ışık haslığı ve benzeri değerleri bozulmadan renklilik niteliğini yitirmemiş olarak ayakta kalabilmiş olmaları da ayrı bir önem taşımakta. Örnek resimde Altamira mağarasında bulunan bu bizon resminin karbon yöntemi ile M.Ö. 16.000 yıl önce yapıldığı saptanmıştır. Sulu boya kağıtlarına gelince. Sulu boya kağıtları çok çeşitlidir. Sıcak ve soğuk pres olması yönüyle hem iri hem orta hem de ince grenli olarak gruplara ayrılır. Sulu boya kağıtları bugünkü kağıttan önce iki türdü. Bunlardan biri papirüs, öteki Bergama kağıdıydı. Papirüs Mısır'da üretilir ve ticaret yollarıyla öteki ülkelere gönderilirdi. Geniş anlamdaki sulu boyanın en erken örneklerine eski Mısır'ın papirüs rulolarında, Çin ve Japonya'da ipek ve papirüs kağıdı üstünde yapılan resimlerde rastlanmaktadır. Eski Mısırlılar papirüs sapını yapacakları resim büyüklüğünde keserler, kabuğunu soyup içini ince uzun dilimlere ayırırlar, suda yumuşatmaya bırakırlar ve bir süre sonra küçük ahşap tokmaklarla vurarak açılmasını sağlayarak metal preslerde sıkıştırarak bekletirlerdi. Kuruyan papirüsler yatay ve dikey tabakalar halinde resim çizilecek aşamaya getiriliyordu. Mısırlılar bugün de bu geleneği sürdürmektedir. M.Ö. 2000'li yıllarda Mısır resimlerinde ilk sulu boya uygulamalarına rastlanır. Eski Mısır'da Ölüler kitabının resimleri sulu boya ile boyanmıştır. M.Ö. 1300 önceleri kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte Bergama'ya papirüs gönderilemedi. O çağın İnir düzeyindeki bu ülke yazma kitapları için çağrılar aramış ve oğlak derisini geliştirerek bugünün bilim dünyasına Bergama kağıdı yani perşomen adını verdiğimiz yazı derisini uygulamaya başlamıştır. Bu daha da dayanıklı olduğu için bütün komşu ülkelere de yayılmıştır. Parşömen üzerine resim yapılırken ilk başta resim bir kalemle çizilir. Üzerinden mürekkep kalemi veya fırça kullanılarak çini mürekkebi geçirilir. Şekillerin kendine has renklerini belirlemek için ışık, gölge gibi açıklık ve koyuluklarla üslubeç yardımıyla ortaya çıkarılır. Aslında bu tarz resimler günümüzde guaj adıyla anılan resimlere benzer. Buradaki şekilleri belirlemek için kullanılan her renk çizgiye yeni bir değer ve ahenk kazandırır. Perşömenler öze işlemden geçirerek ince kağıt haline alır. Oğlak, koyun ve keçi derisinden ibarettir. Çok dayanıklı ve sağlam olan perşömen orta çağın sonlarına kadar kullanılmıştır. Bergama'nın insanlığa armağanı olan perşömen 1500 yıl yazı maddesi olarak kullanılmıştır. Perşemenlerin en önemli özelliği hiçbirinin bir diğeriyle aynı olmamasıdır.
Dünyada sulu boya resim sanatı. Sulu boya resmin Avrupa'daki kökeni renklendirilmiş resim eskizleridir. 13. yüzyılın başlarından itibaren Avrupalı ressamlar yağlı boya tablolarını oluşturmadan önce kalem, fırça ve mürekkeple eskizler yapmışlardır. Rembrandt ve Rubens gibi sanatçılar eskizlerinde sulu boyayı yumuşak esnek samur fırçalarla kullanmışlardır. Sulu boyanın tarihi gelişiminde orijinal ismi Lavier Manier olan, günümüzde kısaca lavi olarak bilinen uygulama yöntemidir. Bu tarz sadece tek bir rengin, monokrom dediğimiz, örneğin çini mürekkebi sepya veya çivit mavisi gibi güçlü renklerin açıklı koyulu tonlarda su ile yumuşatılması çalışmasıdır. Buna en güzel örnek Leonardo da Vinci'nin Victorian Albert Museum Londra'da bulunan Kediler adlı çalışmasıdır. Hollanda'da sulu boya resim sanatı. Sulu boya resmin gelişmesinde 17. ve 18. yüzyıllarda tutulan hatıra defterleri ve aile albümleri önemli yer tutar. Bu defterler taşıdıkları değerlerden çok içindeki yazı ve resimlerin orijinali ile tanınmışlardır. Bu ülkede özellikle Ronfel Doffy, sulu boya resmindeki ustalığının yanı sıra biçimiyle dikkat çekerek dünya sanat tarihinde kendine özel bir yerin sahibi olmuştur. Sulu boyanın büyüsüyle hemen hemen bütün yapıtlarını bu resim türünde vermiş olan Doffy, sulu boya resimlerinde beyazı kullanmıştır. İngiltere'de sulu boya resim sanatı. Sulu boya, barok dönem sonrası rokoko çağı boyunca Almanya'da az bir ilerleme kaydetmişken Fransa ve Hollanda'da yükselişe geçmiştir. 18. yüzyıl sonunda ve 19. yüzyıl başında İngiltere'de doruk noktasına ulaşmıştır. Bu yükseliş nedeniyle bütün dünya İngiltere'yi sulu boyanın vatanı olarak kabul etmiştir. İngiliz ressamların sulu boya tekniğini tercih etmelerindeki başlıca etkenlerden biri İngiltere ikliminin oldukça değişken bir yapıya sahip olmasıdır. Fransız neo-impresyonist Paul Signac, sulu boya ressamı her şeyi yakalayabilir, öğenin değişkenliklerini ve hassasiyetini saptayabilir demiştir. İklimdeki bu değişiklikler ancak sürat isteyen sulu boya ile yakalanabilir. Diğer bir etken de İngilizlerin geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bulunmalarıdır. Daha çok keşif ve savaş amacıyla girişilen uğraşlar, gezilere çıkan İngiliz soylularının beraberlerinde bulundurdukları ressamların çabaları, sulu boya resmin sanatsallığa yönelik gelişiminde önemli rol oynamıştır. Richard Wilson adlı ressam sulu boyalarını mavi kağıt üzerine yaparak yeni bir yöntem geliştirmiştir. 18. yüzyılın ikinci yarısına İngiliz sulu boya resim sanatının altın çağı denilmektedir. Bu yıllarda amatör bir sanatçı olan Dr. Thomas Monro, sulu boya ressamlarına malikanesini açmış, içini atölyelere dönüştürmüştür. Dünyadaki ilk sulu boya resim alanındaki örgütlenme, Society of Painters Watercolors, sulu boya ressamları derneğinin de kurucusudur. Dünya tarihinin ilk sulu boya ressamları derneği üyeleri, Paul Sandby, John Roberts Cousins, John Valery, John Ruskin, William Blake, William Turner, John Constable, Thomas Girton, John Sally Cotman gibi sanatçılardır. Fransa'da sulu boya resim sanatı. İngiliz Sulu Boya Ressamları Derneği'nin sergileri komşu ülkelerde ve özellikle de Fransa'da hayranlık uyandırmıştır. Öncelikle Delacroix'a etkilenerek sulu boya çalışmalarına yönelmiştir. Aynı zamanda Paris'te yayımlandığı dergilerinde de sulu boya resim türüyle ilgili makaleleri birbirini izlemiştir. Delacroix, zapt edilmez heyecanını sulu boyada daha coşkulu bir şekilde dile getirir. Fransa'da sulu boya resim türü yaygınlaşmış ve bu ülkenin ressamları tarafından da bir örgütlenme oluşturulmuştur. Bu dünya sulu boya alanının ülke olarak ikinci örgütlenmesidir. Kaynaklarda kurucusu olarak George Weber yer almaktadır. Bu topluluğun düzenlediği sergilerde Auguste Rodin, Paul Cézanne, Henri Matisse gibi büyük ustaların sulu boyaları da yer almıştır. Paul Cézanne çağımızın sanatına yön verenlerdendir. 1988'den ölümüne dek süren sulu boya tutkusu, ölümsüz sulu boya eserler bırakmasıyla kalmamış, bu dönem yaptığı yağlı boyalarına da sulu boya tekniği egemen olmuştur.
Almanya'da sulu boya resim sanatı. Almanya'da sulu boya resme yağlı boya kadar değer verilmemiştir. Sulu boya resim tekniğinin yağlı boyadan daha güç olmasına rağmen sulu boyayla resim yapmak adeta heveskarlara mahsus bir iş gibi sayılmıştır. Sulu boya Rönesans döneminde Albert Dürer'le başlamış ve sulu boya resim sanatı özellikle 19. yüzyılda bu ülkede yaygınlaşmıştır. Avrupa sanatında sulu boya resminin gerçek öncüsü sayılan Rönesans'ın dahi sanatçısı Albert Dürer sayesinde manzara resmi, renkli resim başlıca konu dallarından biri haline gelmiştir. Carl Pfeiffer, Adrian Ludwig Richter güçlü sulu boya ressamları olarak bilinmektedir. 20. yüzyıl başlarında ise Christian Ruffin, Auguste Macke sulu boya resim tarihinde dünyaca kabul edilmiş unutulmaz isimlerdir. Bu önemli sanatçılar arasında ülkemizi görmek için gelip 3 yıl kalarak güzel bir sergi açan Wolfgang Kapis de yer almaktadır. Avusturya'da sulu boya resim sanatı. Avusturya'da Rudolf von Alt sulu boya resim sanatında önde gelen bir sanatçıdır. Dışa vurumculuğun büyük ustalarından olan Oskar Kokoschka da çağımıza yön veren sanatçılardandır. Birer yağlı boya ressamı oldukları halde sulu boyada da ölümsüz eserler vermiş olan yeni kuşaktan Herbert Bockel, Gustav Klimt ve Egon Schiele gibi ustaları da anmamız gerekmektedir. İtalya'da sulu boya resim sanatı. İtalya'da da sulu boya resim sanatına gösterilen ilgi küçümsenemez. Bunda doğanın görkemli ve etkileyici payı bulunmaktadır. Geziler sırasında sanatçıların kullandıkları en uygun resim malzemesi sulu boya olmuştur. Sulu boya ressamlarından önde gelenleri yapıtlar arasında Wendig konu çalışmaları oldukça yer vermiştir. Bunlardan ünlü sulu boya ustası olan Preziosi ve Maurice Prendergast sayılabilir. Preziosi bir İtalyan sanatçısından çok Türk okulu sanatçısıdır. Amerika'da sulu boya resim sanatı. İkinci Dünya Savaşı ile ülkelerini terk etmek zorunda kalan Kandinsky, Chagall, Klee gibi dönemin en ünlü ressamları Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmişlerdir. Ülkelerine dönmeyerek burada resim sanatının gelişmesine büyük katkıda bulunmuşlardır. Bu ressamların çalıştıkları teknikler arasında sulu boya da önemli bir yer almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde sulu boya resim sanatının yaygınlaşması yine İngilizler sayesinde olmuştur. Bilindiği gibi bu ülkeye ilk yerleşenler İngilizlerdir. 19. yüzyılda İngiliz sulu boya sanatındaki patlama burada da kendini göstermiş ve önemli sulu boya ressamlarının yetişmesine neden olmuştur. Winslow Homer, John Pike ve John Marin bu ressamlar arasındadır. Çin'de sulu boya resim sanatı. Sulu boya alanındaki ilk örnekler Uzak Doğu'da özellikle Çin'de ortaya çıkmıştır. Çin resim sanatının ilk izleri Yangtze uygarlığının pişmiş toprak kapları üzerinde görülmüştür. Bunlar genelde tuğla kırmızısı ve siyah arası değişen renklerde fırça kullanılarak işlenmiş geometrik desenlerdir. Esnek kamış kalemlerle gerçekleştirilen yazılan ya da sert zeminler üzerine kazınan resimlerin yerini kağıt ile yumuşak ve esnek kıl fırçaların icat edilmesinden sonra yazı ile resmin bir arada uygulandığı, metne bağlı olarak tasarlanan kompozisyonlar almıştır. Eserlerde aynı anda 3 sanat birden izlenebilmektedir. Şiir, resim ve kaligrafi. Çinlilerin ilk yaptıkları resimlerde ana malzeme çoğunlukla mürekkepler olmuştur. Bunların renklendirilmesi için en uygun malzeme olarak da sulu boya kullanılmıştır. Mürekkeple çalışırken önce kompozisyon çizilmiş, sonra kağıt ya da ipek üzerine esnek, yumuşak bir fırça ile yayılan bir sulu boya tabakasıyla renklendirilmiştir. Çin resminde manzara, kuş, çiçek ve insan tasviri ana konu olarak işlenmiştir. Guqianzi ve Wuduanzi gibi ustaların aşama aşama kurduğu tasvir boyama temelleri
altı hanedanlıktan Tang hanedanlığına kadar uzanır. Kuş ve çiçek boyamalarında ise yine Tang hanedanlığı imparatorluk stili ana akım olmuştur. Birçok eleştirmen manzara resminin Çin resim sanatında en tepe yapı olduğunu düşünürler. 5 hanedanlıktan Tang hanedanlığı dönemi boyunca Çin manzara resim sanatının büyük çağı olarak bilinmektedir. Bu dönemde resimde güney ve kuzey olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kuzeyde Chu Qianfangquan ve Kuo Shi gibi sanatçılar sert kayaları betimlemek için güçlü fırça darbeleri, mürekkep yağmuru, güçlü kara çizgiler kullanarak yüksek dağları resmetmişlerdir. Güney Budist etkiler altında kalmıştır. Dong Yuan, ovalarmışçasına yumuşak fırça darbeleriyle sakin sahneler içinde kasabalarının nehirlerini ve gürül gürül akan tepelerini resmetmiştir. Bu iki tür sahne ve teknik, klasik Çin manzara resim sanatının tarzını oluşturmuştur. 19. ve 20. yüzyıl sonlarında Çinli ressamlar gittikçe artarak Batı sanatına benzer resimler sergilediler. Modern ressamların arasında en çok sevileni, hayatına fakir bir köylü olarak başlayıp büyük bir usta olan Shiba Ishi'dir. Onun en iyi bilinen çalışmaları ise çiçekleri ve küçük hayvanları tasvir edilmiş olanlarıdır. Yeni kültür hareketinin başlangıcıyla Çinli sanatçılar Batı tarzı teknikleri kullanmayı benimsemeye başladılar. Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında sanatçılar sosyalist realizm ortaya koymak üzere teşvik edilmiştir. Profesyonel sanat çevrelerindeki bu gelişmelerle birlikte açık hava resim sergilerinde ve kırsal alanlardaki duvar resimlerinde günlük köylü hayatını resmeden çalışmalar mevcuttu. Bugünkü Çin'de 15 üniversitede sulu boya eğitimi verilmektedir. Akademik eğitim Çin'de sulu boyanın gelişmesinde önemli bir etkendir. Çin'in en önemli sulu boya ressamları arasında Zhou Tianya, Chen Qiqi, Huan Weixing, Han Sheng ve Lu Yi sayabiliriz.